Acıktınız değil mi? Yok, daha acıkmadım. İyi o zaman. Çünkü yemek daha pişmedi. Bir süre daha fırında kalması gerekiyor. Sinan Bey. Hemen gelir mi elektrikler? Şurada çakmak olacaktı. Masanın üstündeki mumu yakalım. Buradayım. Merak etme. Senin böyle korkuların var mıydı gerçekten? Ben seni çok cesur biliyorum. Ellerin titriyor. Ben yanındayım. Korkma. Hadi şu çakmağı bulalım da mumu yakalım. Buradaymış. Demek ki yemeğimizi baş başa mum ışığında yiyeceğiz. Sinan Bey, bekleyelim gelir elektrik dediniz ama kaç saat oldu gelmedi. Yemekler de pişemeden kaldı öyle. Keşke daha kolay bir şeyler pişirseydim. Restorana gidemeyince orada yiyeceğimiz yemekleri yapayım diye özendim. Gerçi sizin yanınızda kuru ekmek yemek bile güzel. Senin yanında da öyle. Yani ben öyle söylemek istemedim. Ben öyle söylemek istedim. İnsanın yanında değer verdiği, huzurlu hissettiği biri olsun. Hayat her türlü birlikte el ele geçer gider. Şimdi boş verelim yemeği. O son söz vardı ya hani. Karanlık bir evde aç karnına söylemek varmış. Ne fark eder? Karanlıkta ya da aydınlıkta. Ben kim bu saatte? Aynur Altınbaş burada mı? Evet, benim. Aynur Hanım, sizi Ezgi Güne bakan cinayetiyle ilgili ifadenizi almak üzere emniyete götürmem gerekiyor.
Hakan Bey, çok üzgünüm ama nasıl olur? Memur Hanım, maktulün Ezgi Günebakan olduğundan emin misiniz? Evet savcım. Aynur Altınbaş cinayet şüphesiyle sorgulanacak. Karakola götürmemiz gerekiyor. Ben bir şey yapmadım ki. Neden beni sorguya alacaklarmış? Sakin ol, anlayacağız. Kendisi benim yanımda çalışır, yardımcım. Yani bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Cinayetin Magdalen'in evinde işlendiği bilgisi dışında bir bilgim yok savcım.